Ben İTÜ'ye 79 yılında girdim. Uçak mühendisliğine Ankara'dan geldim. Yani uçak mühendisi olmak için. İşte 83'te mezun oldum. Sonra 84'ün sonunda da master'ımı bitirdim. O sıra Brüksel'e gittim, Von Karman Enstitüsü'ne. Orada doktoramı yaptım. 91 yılında döndüm. Yarım doçent olarak 91'den beri çalışıyorum. 99'dan beri de profesör olarak görev yapıyorum. Çok farklı kademelerde, gerek idari, gerek akademik görevlerde bulundum. Özellikle 2005 yılından bu yana da yoğun olarak endüstriyle çalışıyorum. Gerek havacılık, uzay ve de otomotiv endüstrisiyle, deniz endüstrisiyle, onu savunmanın içine giriyor. Bunlarla yoğun olarak projeler yapıyoruz. İlk projelerimizi işte savunma sanayiyle yaptık. Helsin projesi vardı. Helikopter simülatörü. Türkiye'nin ilk dikey rüzgar tüneli. Onun da tasarımcısıyız. Burada İTÜ ekibi olarak. SSM, STM ile beraber. Onun dışında 2010'lardan bu yana yoğun olarak otomotiv sektörüne gerek işte araç performansının iyileştirilmesi, sürüklemenin azaltılması ve de işte araçta yapılan modifikasyonların aracın gürültüsünü nasıl etkileyeceğini bunların üzerine. Şimdi de işte egzoz üzerine çalışmalarımız var. 2005 yılından buna yaptığımız diğer bir şey de uzay çalışmaları, uydu geliştirme. Yoğun olarak ben uzay mühendisliği bölümünde olduğum için yaklaşık 12 yıl yöneticiliğini de yaptım. Orada bölüm içerisinde bir uzay farkındalığı yaratmak ve bunu da Türkiye'ye yaymak üzere çok yoğun çalışmaya başladık ve şu an aslında aerodinamik kökenli, uçak kökenli olmama rağmen şu an işlerimin %60-70'i uzayla ilgili. Bir şirket tarafından ilk defa bir görev yükü geliştiriliyor Türkiye'de baktığımızda. Ve bu bir X-band aktarıcı, yani bir haberleşme birimi, birçok uydunun temel elemanı bu. Dolayısıyla şu an bunun küçük bir modelini Aselsan geliştiriyor. Biz de oldukça düşük bir maliyetle bunun teknoloji gösterimini yapacağız. Yani yörüngede bunu çalıştığını veya performansını denetlemiş olacağız, ölçmüş olacağız. Aselsan da bu bilgileri kullanarak işte bir sorun bile olsa sorunu öğreneceği için sorunu gidererek esas ürünü gerçekleştirip daha büyük uydularda, işte daha pahalı sistemlerde güvenli bir şekilde kullanmasını yol almış olacak. Baktığımızda projenin temel özelliği bu. Şimdi bizim şöyle sıkıntılarımız var. Daha doğrusu genel olarak mesela Aselsan karşısında ne diyelim gerek idari gerekse ticari olarak sorun yaşamayacağı bir kurum istiyor. Ha, ne olabilirdi? Doğrudan bizim öğrenci şirketiyle de çalışabilirdi. Nedir? Şimdi karşısında İstanbul Teknik Üniversitesi var. Yani İTÜ kimlik olarak var. Çünkü İTÜ Nova TTO doğrudan İTÜ'yü temsil ediyor. Onun dışında İTÜ'nün bütün yeteneklerini temsil ediyor. Tabii yine güvenli bir şekilde idari ve mali işleri. Bizim mali işleri yürütme yeteneğimiz yok kendi akademik kimliğimiz içerisinde. Dolayısıyla tabii idari mali işleri İTÜ kimliği adı altında yürütüldüğü için bu da bir güven oluşturuyor. Tabii en büyük destek bir de yani herhangi bir ihtiyacımız olduğunda işte teknik ekipmanın sağlanması olsun, toplantı sırasında toplantı yerinin sağlanması olsun. Şu an doğrudan teknik destek olarak bir ilişkimiz yok ama zaten biz de İTÜ Nova personeli olduğumuz için dolayısıyla İTÜ yani teknik desteği de İTÜ Nova sağlıyor diyebiliriz. Çünkü Aselsan karşısındaki şirket İTÜ Nova. Dolayısıyla bütün sorumluluk İTÜ Nova'nın üzerinde. Biz İTÜ Nova altında çalışan proje yürütücüsü olsam aslında çalışan danışmanlar olarak duruyoruz.